Tamam, buyurun. Kamuoyuna bilindiği üzere 23 Aralık 2020 tarihinde oynadığımız Adana Spor müsabakasında ufak bir dalgınlık neticesinde 3 dakikalığına sahada 6 yabancımız bulunması sebebiyle 3-2 kazandığımız müsabaka 3-0 hükmen mağlubiyetimizle sonuçlanmıştır. Lakin bu ufak dalgınlık sonrası kendini yönetici diye gösteren birkaç şahsın ve sözde başkanın hatalar silsilesi başlamıştır. Olay sonrasında yardımcı antrenörümüz Mehmet Halil Beşel hatayı üstlenerek istifasını sunmuştur. Ancak ince hesaplar peşinde olan 60 yıllık yaşantısına alkolik olması dışında bir vasıf sığdıramayan, kendisini bu dönemlerde futbol koordinatörü diye adlandıran şahsın sözde başkanını arayarak olayın faturasını yedek kulübesinde dahi olmayan kulübümüze çok büyük emekler olan Orhan Tarzlı'ya kesmeye çalışmıştır. Bahse konu olan olayın gecesinde Orhan Terzi'nin uçak bileti ve otel rezervasyonu iptal edilmesi dahi sözde başkanın ve yönetiminin insanlıktan ne kadar uzak olduğunun bir göstergesidir. Bahse konu olayda tüm ülke kamuoyunun tepkilerini gören sözde başkan Orhan Terzi hocamızın gönderilmesinde Adana Spor maçındaki olaylarla ilişkisi olmadığına dair komik bir açıklama yaparak kendi rezilliğini örtmeye çalışmıştır. Lakin bu komik açıklama ne biz Menemen Spor sevdalarını ne de spor kamuoyunu tatmin etmemiştir. Tüm spor kamuoyunda sözde başkanın rezillikleri konuşulurken sözde başkan hatalar zincirine en büyük halka ekleyerek kulüp tarihinin en önemli ismi olan Cenk Laleci görevdeyken gizli kapaklı şekilde Ümit Karan ile anlaşmış, kulüp sosyal medya hesabından Cenk Laleci ile karşılıklı anlaşarak ayrıldık imajı yaratmaya çalışsa da gerçek saatler sonra ortaya çıkmış, Cenk Laleci'nin görevine kulüp tarafından son verildiği herkes tarafından öğrenilmiştir. Geriye dönüp sözde başkan ve yönetiminin rezilliklerine baktığınız zaman şöyle sıralayabiliriz. Sözde başkan PTT 1. Lig'e çıktığımız sezon futbolcularımıza kameraların önünde sizlere 10.000 euro prim vereceğim sözü vermiş. İlerleyen tarihte futbolcular tarafından verdiği söz kendisine hatırlatılınca ben size şaka yapmıştım diyerek futbolcularımızla adeta dalga geçmiştir. Kesikköy altyapı tesislerimizde kalan oyuncularımıza kahvaltı dahi verilmezken bu dönemde kendine futbol koordinatörü diye adlandıran şahıs kulübün kredi kartını kullanarak eğlence mekanlarında binlerce TL'yi yemiştir. Şampiyon olup 1. Lig'e çıktığımız sezon ayak bastı parası, isim sponsorluğu ve reklam gelirleriyle birlikte kulübün kasasına 16 milyon TL para girmiş, futbol takımı kadrosunun toplam gideri 7 milyon TL iken futbolcularımızın birçoğuna para yok diye ödeme yapılmamıştır. Ödeme yapılmayan futbolcuların ana paralarına işleyen faizle birlikte borç dağı büyümektedir ve transfer yasağı gelmesi an meselesidir. Bu sezon TFF ile yayıncı kuruluş arasındaki ödeme sorununu hepimiz bilmekteyiz. Ancak mevcut kulüp yöneticilerimiz bunu bahane olarak kullanamaz. Çünkü Factoring France kurumundan kulüp adına çekilen krediyi her ne kadar gizleseler de biz bilmekteyiz. İki sezonda toplam girdiği 28 milyon TL olan takımın paralarının nereye gittiğini sözde başkana soruyoruz. Kendi hatalarını görmeyip ufak bir hata sonucunda son iki sezonun bize göre TFF 1. Lig'in en başarılı teknik adamını gönderen bu sözde başkanın hangi vasıfla bu kararları aldığını merak ediyoruz. Bakın burası çok önemlidir. Kulübe üye dahi olmayan sözde başkan kulübü bir nevi gasp ederek kendini sözde onursal başkan ilan etmiş, kulübü şahsi şirketi gibi kullanarak kulübün tüm gelirlerini gasp etmektedir. Olay adli mecralara taşındığında biliyoruz ki sözde başkan sözde olduğunu kendisi de açıklayacak ve tüm suçu mevcut yönetime yükleyecektir. Tüm bu yaşanan hukuksuzluk ve yolsuzluklara rağmen valilik, kaymakamlık ve Cumhuriyet Başsavcılığım makamlarınca bahse konu olaylara yönelik herhangi bir inceleme yapılmamasını hayretler içerisinde izlemekteyiz.
Kim ki Menemen Spor'un bir kuruşunu zimmetine geçiriyorsa yargı önünde hesap vermelidir. Unutulmamalıdır ki Menemen Spor Kulübü bu seviyeye belediyenin yani halkın parasıyla gelmiştir. Menemen Spor'umuz sözde başkanın değil, bizzat Menemen halkındır. Tüm kamuoyuna saygılarımızla Menemen Gençlik. Evet sevgili izleyenler, şimdi yine Menemen'deyiz ve Menemen Spor Kulübü'nün tribün lideri Hakan Paloğlu'nun yanındayız. Bugün neden toplandık? Sizi tribün olarak, Menemen taraftarları olarak ne rahatsız etti? Abi sadece bu bugünlük bir olay değil. Bütün her şey yani toplamı zaten basın açıklamasında her şeyi açıkladık. Yani kulübün iyi yönetilmediğine dair hepimiz zaten buna kanaat getirdik. Sadece biz değil, bütün Menemen halkı yani buna kanaat getirdik. Bütün arkadaşlar da öyle mi düşünüyor? Evet zaten öyle düşünüyoruz. Neler düşünüyorsunuz? Abi bütün Menemen halkı düşünüyor aynı şeyleri yani. Kulübün iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. Evet. Yani iyi şeyler olmuyor. Evet. Sizce? Abi ben şöyle girmek istiyorum konuya. Ben altyapıda yıllarca top oynadım öncelikle. Altyapıda şampiyonluk yaşadık. U19'da son senemizde. Gittik. Türkiye şampiyonu olduk. Bize verilen sözler. Bizim parada pulda gözümüz yok abi. Biz hani gönülden bir takımı destekliyoruz. Şöyle söyleyeyim abi, bize verilen sadece bir krampon sözüydü. Ne o tutuldu, ne biz hani bir... Kim söz verdi? 100 bin lira TFF'den aldı. Kim? Tahir Şahin, kulüp başkanı. Evet, sözde başkan diye bahsettiniz. Evet. Sözde başkan basın çünkü abi başkan değil. Kimdir abi bu sözde başkan? Bilmeyen seyircilerimiz için. Eski belediye başkanımız Tahir Şahin. Evet. Sözde başkan diyoruz çünkü kulübün başkanı değil abi. Kim peki? Kulübün başkanı kim? Kulübün başkanı resmi olarak... İsmini bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani taraftar da bilmiyor mu ismini? Abi biz onu bilmiyoruz. Ona sorsan o da belki takımın rengini bile bilmiyordur yani. Aynen. Ben sana öyle söyleyeyim. Kulüp başkanı. Aynen. Bilmiyordur abi, maaşlı burada başkanlık yapıyor. Yani peki ben şurada arkadaşlara bir şey sormak istiyorum. Kulüp başkanının ismini bilen var mı? Aa, taraftarlar olan. Ama şeyden sözdeki başkanı biliyoruz. Kimse bilmiyor kulüp başkanı. Evet. Ama Tahir Şahin gözüküyor. Evet Tahir Şahin gözüküyor abi. Yani kendini de onursal başkan ilan etmiş. Böyle devam ediyor gidiyor yani abi. Yani burada en son Cenk abiye yapılanları biliyoruz abi. Evet. Menemen'in çocuğu Cenk abi 7 yaşından beri abi bu kulübün içinde altyapıda oynamış. Amatörde şampiyonluk yaşamış. 3. ligde, 2. ligde şampiyonluk yaşamış. Çocukluğundan beri bu kulüpte olan adam abi bir takım olaylarla yani yediler diyelim abi. Biz buna futbol camiasında yediler diyoruz. Adamı yediler yani burada. Peki genel kurul olmuş, mahkeme genel kurulu iptal etti, şirket kurulmuş, şirketi evet iptal etti. Bu sizi rahatsız ediyor mu? Bu bizi tabii rahatsız ediyor abi. Biz yani sevdiğimiz için bu takımın peşindeyiz. Biz çocuk gönülden. Tabii gönülden biz çocuk. Para istemeden. Abi zaten öyle bir şey onlar bize verse bile almayız yani. Anladın mı? Biz sevdiğimiz için geliyoruz abi. Çocukluğumuzdan beri bunu bütün memleket biliyor yani. Bütün memleket. Gönülden destekliyorsunuz. Yani abi gidip şimdi sokağa çıkıp sorabilirsiniz yani. Ama diyorsunuz ki biz gönülden seviyoruz. Biz bu takımın taraftarıyız. Ama birileri rant peşinde. Aynen öyle abi. Menemen takımı halkın takımıdır. Burası kimsenin babasının çiftliği değil. Anladın mı? Bu kadar insan burada boşuna toplanmadı yani. Yaptıklarının hesabını versinler yani. Abi örnek veriyorum. Burası bir dernek değil mi? Yani Menemen Spor Kulübü derneği. Biz bu kulübe gönülden bağlıyız değil mi abi? Ben şimdi gideyim kulübe kimlik fotokopimi vereyim, şeyi vereyim. Diyeyim ki ben üye olmak istiyorum. Beni üye yapmazlar abi. Ama kimi yaparlar biliyor musun abi? Eşi, dostu, akrabası kim varsa hepsi geliyor kulübe üye oluyor. Kongre oluyor. Sen aday olsan ne olur, ben aday olsam peki, ne olur abi? Peki kulübün kredi kartlarını kim harcadı? Abi kredi kartlarını da kim harcadı? Poker diye biri var yani. Biz ondan... Yani diyorsun ki abi kulübün kartlarını yetkisi olmayan herkes harcıyor. Kulüpte yöneticiymiş kendisi. Anladın mı abi? Normalde böyle şeyleri biz duymayız yani. Kimse bize söylemez. Kendileri sağda solda işte içerken arkadaşlarını anlatıyor. Onlar da geliyor bize söylüyor. Yani. Altyapıda Antalya deplasmanına gidiyoruz. Otelde kalacağız bir gün. Bizim maçımızı izlemeye gelmeyen yöneticiler biz de Antalya deplasmana geliyor. Çünkü otelde kalacağız. Biz aynen. 12'de onlar da kalacak. Bizim aynen. 12'de ışık söner, yatağa giriş. Onlar sabah 9'da kahvaltıya gelmez. Ama Kars deplasmanına gitti mi gitmezler abi. Anladın aynen mı? He. Efendim? Böyle kötü bir yani memleketimizin Allah'a çok şükür taşı toprağı altın her yeri güzel. Anladın mı abi? Antalya'ya gitti mi giderler yani, ama. Yani gezince, bunun Türkçesi şu mu? Aynen. Eğlence yer olmadığı zaman gelmiyorlar. Aynen abi. Hani genç takım şeyinden bahsediyorum arkadaşları. Deniz, kum, güneş, aynen, Antalya abi varız. Alanya'ya giderler aynen yani abi. Kulübümüzü seviyoruz. Helal ediyorum. Evet. Bravo. 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 Bravo.
olan dolar. 20 sene oldu istifa olan. Yalan yalan yalan. Dolan dolan dolan. 20 sene oldu istifa olan. 20 sene oldu istifa olan. Yalan yalan yalan. Dolan dolan dolan. 20 sene oldu istifa olan. Yalan yalan yalan. Dolan dolan dolan. 20 sene oldu istifa olan.